Evet, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi galibiyetle başladı. Sergen Yalçın'ın imza töreniyle önce başlayacağız tabii. Çünkü maçtan önce bence konuşulması gereken kısımlardan biri o. Haftanın önemli gelişmelerinden biriydi futbol adına. Bizim ligimizde, futbol dünyamızda çok görmek istediğimiz, hani hasretle beklediğimiz, işin hep hani güzel oyun programımızın ismi de o, güzel tarafından genelde bahsetmeye çalışıyoruz. O imza töreni çok güzeldi bir kere. Kesin. Hani Beşiktaş'a gönül veren kim varsa unutamayacağı bir gün yaşadı o gün. Yani başarılı olur olmaz ayrı ama Sergen Yalçın'ı, oyuncu Sergen'i Sergen Yalçın olarak o imza töreninde görmek yaşı yetenler için hele çok şey, müthiş bir gündü. Oradaki coşku Beşiktaş'a olumlu yansıyacak belli ki kısa vadede. Maça geçmeden önce imza töreniyle ilgili düşüncelerini alayım. Abi bazı birliktelikler çok yakışıyor. Taş yerinde Arda diye bir laf var. Yani Sergen Hoca da yakışıyor abi. Siyah beyaz yakışıyor adama. Yani bir de onu o dönem izlemiş olanlar, izlemek çok büyük keyifti. Yani çok 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 büyük oyuncuydu. Bir de bizde efsane lafı böyle çok dillere pelesenk olan, içi boşaltılan bir laflardan bir tanesi. Yıldız, dünya yıldızı, efsane. Kolay, çok kolay kullanıyoruz bunları. Ama gerçek bir efsaneydi yani. Gerçekten onun altını dolduran. Beşiktaşlar'da o enerjiyi görmek mümkün çünkü tutunacakları da bir şeye ihtiyaç var. Çünkü çok başarılı, belki de kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birini geçirdiler. Bence en başarılısı. Şenol Güneş dönemi ve altın çağı. Yani Gordon Milne dönemi ve Şenol Güneş dönemi. Abi Şenol Güneş döneminin artısı bir de Avrupa başarısı var. Avrupa başarısı var. Ya şey olmasa belki, yani Bayern Münih'le eşleşmesen, bir de birinci olmuşsun bir yani. Daha uygun bir eşleşme olsa belki çeyrek final yapacaksın. Belki yani. Fark olmayacaktı. Wagner'la o golü atsa karşı karşıya, hatırlıyorum ben o maçı da. Ben tabii ki öyle ama bir yana da Bayern Münih abi bu ya yani. Bayern tabii ki ileride ama yani, öyle bir şey olmadı. İnsafsız olmuş bir takım yani, bunlar istemeyeceğin takımlar yani. Zorlardı Beşiktaş. Benim düşüncem oydu o maçla ilgili. Zorlayacağını düşünüyordum. Ama ne olursa olsun yani bir güzel bir şeyi var. Avrupa başarısı da güzel bir dönem. Ondan sonra bu kadar tepe taklak gitmek tabii ki insanı rahatsız eder. Beşiktaşların rahatsız olması çok normal. Belli ki başarıyla birlikte gelen maddi kazanç da kulüp yararına çok kullanılmamış. Üzücü bir durum. Ve yani o sonuçta oyuncu da satışı da yaptı. Beşiktaş şimdi en büyük şeyi o zaten, şaşırtan tarafı. Hani şampiyonlar gelirlerini tekrar korkunç bir şekilde takıma yatırıp başarısız olma değil. Üstüne bir de 20 milyon euro küsürlük vesaire satışlar yaptın yani. Tabii. Toplanan fabriği yediye mediye sattı yani. Sonuçta aynen, bir para girmiş. O parayı daha doğru yatırıp... Altınç da mesela iyi rakama gitti. Yani Ersan da iyi gitti. Ersan. Yani şey gitti. Tosic de iyi rakama gitti. 5 milyona sattın yani. Aynen. Ya toplamda aslında bayağı ciddi girdiler olan, ciddi kazançlar olan ve bu paraları belli ölçüde, eğer şeye kadar söylüyorum bunu, alsat sınırı o dönem vardı belki ama böyle hani daha gösterişli oyuncular yerine daha genç, daha sana tekrar para getirebilecek oyunculara yatırılsa Beşiktaş'ın bugünkü problemlerin birçoğu olmayacaktı. Yani belki şu an Ahmet Nurçebi de ciddi şekilde eleştiriliyor. Belli ölçüde hak vermekle birlikte ya bu tamam, bence %90 Fikret Orman'ın mirası bu. Tabii canım. Yani Ahmet Nurçebi'ye sadece şey diyebilirim. Yani bu tablo bu kadar aleniyken yani çeviremeyecek bir tabloya da girmemek lazım belki de. Yani anlıyorum, Beşiktaş başkanı olmak hani çok değerli bir şey. Ama maaşlar vesaire dönmüyorsa da bunun şeyi yok. O zaman yönetemezsin yani futbolcuyu. Sergen Yalçın'ın gelişi, şimdi Rize maçına yavaş yavaş girecek olursak, ilk maçta etki etti mi sence ve sonrasında oyunculara ve camiaya nasıl yansır Sergen Yalçın'ın ekibinin gelişi? Oyuncular bir tık daha özgürdü ama çok böyle net bir etki de görmedim. Hoca da zaten oyuncu kadrosunu bir görmek istiyor öncelikle. Yani maçın da hani açık konuş, yani normalde aslında şey değil ama ben Rize'ye uzun süre daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ya 1-1 iken daha net pozisyonlar olan taraf Rize'ydi. Bu da normal. Yani takım sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Oyuncular çok formda da değil. Böyle hani gümbür gümbür giden bir takımda hani ekstra bir krizle gitmedi Abdullah Avcı. Paletik çözümleri de tükenince. Hani Sivas'ı yenip geldi sonuçta maçı. Onun etkisi oluyor. Berabere kalıp.
Pardon, berabere kalıp geldi ve yani o galibiyet gibi bir maçtı. Hı hı. O etkisi oluyor şeyde. Ya Rize'de iyi kontra takım yani. Senin başını bela açabilecek bir takım yani ki açabilirdi. Oyun Rize'ye uygundu. Sivas maçında yaptığının benzerini yapmaya çalıştı. İşte orada da bireysel kaliteyle çözdün. Laiç'in bir anlık parlaması. Gökhan Gönül. Gökhan'ın inanılmaz vuruşu. İnanılmaz vuruş. Benim zaten her zaman çok beğendiğim bir oyuncu oldu. Yani gerçekten bunu şeyde de söyledim. Yani biraz çalışkan olsa, yani uluslararası oyuncu olmak istese olabilecek oyunculardan biriydi. Çok rahat olurdu. Yani rahat rahat, mesela böyle hani Valencia'nın böyle 7 sene sağ beki olabilirdi abi. Belki yani daha iyi bir yerlere bile gidebilirdi zaman zaman. Ya o kalmayı tercih ediyor. Mesela Selçuk'a yani da benziyor. Az çalışan bir oyuncu, az çalışmayı sağlıyor. Selçuk İnan'la Gökhan Gönül'ün kariyerleri biraz benziyor birbirine. Ona katılmıyorum abi. Selçuk'un bence onun... şey var. Yani gitmediği dönem biliyorum ya, Selçuk böyle 7-8 sene Avrupa'da kalamazdı abi. Çünkü fiziksel kalitesi daha erken gitseydi. O kadar yani, yüksek değildi iyi zamanında şöyle, bile. Şöyle Galatasaray'a gelmeden hani mesela şimdi Çağlar'ın yaptığı gibi, Cengiz'in yaptığı gibi olsaydı o dönem Türk futbolu daha başkaydı. Ben Selçuk'un bu ritmine düşeceğini zannetmiyorum Avrupa'da kalsaydı eğer. Olabilirdi yani, yani o biraz tabii yani yetenekli oyuncu. Çünkü şey, 2014'te bir röportaj şey yapmıştık Selçuk'la. Alanya kampında hatırlıyorum, Ocak ayıydı. Şey dedi, Atletico Madrid istiyordu o dönem. Ben dedi, Ünal Aysal dönemi işte şey yapmıştı Ünal Aysal. Hatırlarsın 5 sene uzatmıştı Burak'la Selçuk'u. Malum kontratta. Bitiren şey oldu. Ben dedi Galatasaray'da sözleşmem bitene kadar kalmak istiyorum. Hatta teknik ekipte yer almak istiyorum demişti. Ya tabii Galatasaraylılığı da var. Bak Galatasaraylı da var, bir şey demiyorum. Ama yani o kontrata kalmayacak çok pek oyuncu yok. Yani maç başısıyla 4 milyon euroya dayanan sözleşmen olursa kalırsın yani tabii ki. Gökhan'da da dediğin gibi çok çalışkan olsaydı 5 sene. Gökhan Avrupa'da 29'unda imzalıyorsun 34'üne kadar 20 milyon euro para yani. Bayağı bir iş yapardı. Peki, bu da belki de görünmeyen bonusları da vardır bilmiyorum ya. Peki Beşiktaş'ta şimdi hedef tabii ki bir mucizeyi kovalamak. Evet. Yani bu şey değil. Matematiksel olarak şans varsa her zaman umut vardır büyük takımlarda. Tabii ki. Bir havadır, büyük takımlarda bir rüzgardır. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile örneğin 6-7 maç yenilmemezlik serisi olmuştu. Sergen Yalçın'ın limitlerini nereye koyuyorsun bu sezon için? Abi Vidalar'ın biraz daha sıkılacağı bir döneme gireceğiz. Ben Beşiktaş'ın şampiyonluk şansının olduğunu düşünmüyorum. Çünkü mesela Galatasaray da benzer bir puanda ama Galatasaray'ın sistemi işlemediği için, yani birbirine tamamlamadığı için parçalar sıkıntı yaşıyor ama parçalar kaliteli. Beşiktaş'ta öyle değil. Beşiktaş'ta onlar eksik. Beşiktaş'ta bu arada mesela Beşiktaş'ın en büyük hatalarından biri bir ay falan Lemina Beşiktaş'a gelmek üzere olan bir oyuncuydu. Sonra sakatlığına vesaire güvenmeyip yatırım yapılmadı. Raporlarına ulaşamamışlardı, sağlık raporlarına. O yüzden öyle ama mesela Galatasaray giriyor, sonra onun şeyini elde ediyor yani kazanımını. Mesela Lemina Elneny, Atiba üçlüsü yani inanılmaz bir şey olurdu yani. İki tane box to box. Taşe, Dorukhan da tabii. İterdin o zaman. Rotasyonu Oğuzhan Dorukhan sağ bek olabilirdi. Evet, ya kullanışlı yapabilirdin Dorukhan'ı. Yani Beşiktaş'ta sen şampiyonluk şansının olmadığını düşünüyorsun açık net. Ben şu an olmadığını düşünüyorum. Şey değil yani tabii ki büyük bir takım ama büyük oyun yani Beşiktaş'ın işleyen oyuncuları artık son demlerini yaşayan oyuncular. Orta sınıfı yok Beşiktaş'ın. Hani 23-28 yaş arası bak takır takır oynuyor her şey hani takımı sırtlıyor götürüyor diyebileceğin oyuncu yok şu anda. Dorukhan vardı bir tek o da sırtlama değil de iyi bir yardımcı oyuncu Dorukhan. O ilk yarı benzer durum Galatasaray'da da geçerliydi yaş olarak. Şimdi hani yaşlı bir grup yönetiyordu takımı. Galatasaray o konuda da hamlelerini daha rahat yapabildi. Beşiktaş biraz yem limitlere maddi sıkıntılar nedeniyle yapamadı. Peki Karius konusunda taraftarın çok büyük tepkisi var. Yediği gol de çok inanılmaz bir goldü bence. O seviyede bir kalecinin yememesi gereken bir goldü. Amatörce bir gol yedi. O topu takip etmesi en azından hani %100 ona tas değil ama gerekiyor. %50 Vida, %50 Karius. Evet, ikili hata var. Vida ama o kadar eleştirilmiyor. Yani Karius son zamanlarda çok eleştiriliyor. Katılıyor musun bu eleştirilere ve Beşiktaş'ın geleceğiyle alakalı artık sağlam bir kaleciye dönmesi gerektiğini düşünüyor musun? Bunu bir bilgi olarak paylaşmıştım galiba 2-3 hafta önce. Belki daha bir ay falan olmuştur. Zorunluluk yokmuş abi. İngiliz basında çıkan haberler o konuda doğru değil. Zaten artık kalmayacak. Aynen. Yani Beşiktaş kötü bir deneme değildi ama kötü sonuç vardı. Olabiliyor böyle şeyler.
üstüne koyamadı yani. Yaş olarak da üstüne koymaya çok müsait bir yaşı var. Düzenli de oynuyor. Türkiye'de aslında ortam uygun. Mesela bir Fabri örneği var elimizde. Tabii ki ya. Fabri geldi, nasıl geliştirdi kendisini? Beşiktaş'ın geldi, şanssızlığı da sadece Karius değil. Beşiktaş'ın şanssızlığı ikinci Karius'un olmayışı. Yani Utku kusura bakmasın, hani iyi de bir çocuk ama yani ligdeki mesela top 5-6 takımın yedek kalecilerine bakıyorum. Hı hı. Çoğu kaleci keserdi Karius şu anda. Yani Erce kardeşler forma vermezdi, bak öyle söyleyeyim. Erce kardeşler Karius'un iki gömlek daha iyi kaleci şu anda. Onun önünde 20 milyon euroluk bir kaleci olduğu için oynayamıyor mesela. Trabzon maçında sınırlarken Erce ile şeyi aklıma o geldi. Yani Beşiktaş'a olsaydı mesela. Hı hı. Çok çok, ki Beşiktaş da aslında istemişti. Sonra vazgeçtiler. Geçti. Aynen. Yedek kaleci lazımdı, evet. Çok bir yani bütçe ayırmak istemediler ama yanlış tercihmiş mesela. Sıkıntı şeyi değil. Yani o rekabeti sağlayacak. Hı hı. Mesela iyi bir Okan Koçuk bile keserdi şeyi. Tabii canım. Yani Harun mesela Fenerbahçe'de olsaydı oynardı abi, zaman zaman alırdı formayı ve bir rekabet doğar. Dediğin gibi arkası biraz şey olunca, arkası bomboş garantisi bırakılacak kaleci de arkayı. Aynen. Muslera'nın, yani Muslera bir de yani hani Allah kaza bela vermesin, çok sakatlanmayan da bir kaleci. Maç kaçırmayan bir kaleci. Fiziğine çok iyi de bakıyor. Yani Muslera'nın arkasında o kadar acayip bir kaleci olmasına gerek yok. Hani düşerse kessin falan. Hı-hı. Öyle düşün yani. Bayağı yenilendirmek için adam lazım ya da beraber çalışması için biri lazım. Yere Volkan adı geçmiş miydi ya Babacan'ın? Değil mi sezon başında? Olabilir. Belki de olur yani. Beşiktaş bayağı, için ya. Beşiktaş'ın o tarz bir kaleciye yani ihtiyacı var. Aynen öyle. Trabzonspor'un da yani inanılmaz iyi bir şey yaptığını düşünüyorum bu arada. Yani mesela Uğurcan yarın öbür gün ayrılırsa arkası gerçekten çok sağlam. Arda da var orada. Arda da iyi kaleci, Erce de iyi kaleci. Bence kaleci transferi yapmadan devam edebilirler. Aynen. Öyle bir şey. Avrupa'ya bir sistem o. O zaman ağzına sağlık Timur. Haftaya görüşmek üzere. Canım. Haftaya buradasın. Buradayım. İngiltere'ye gidiyorsun hafta sonu. Gidiyorum ama pazartesi dönüyorum. Aynen. Salı görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Manchester City West Ham maçını takip edeceğim inşallah. Güzel. Bekliyoruz paylaşımları. Eyvallah, bakalım. Görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.